Abi, bana biraz güven. Hiç bu kadar düşünecek bir şey yok. En basiti, geç parayı. Burnunun dibindeki şu görüntü kirliliğinden kurtulacaksın. Bu bile sana yeter. Ya bugün ne güzel bir gün değil mi? Bakıyorum keyfin yerinde. Olmaz mı? Ehliyeti geldi ya paşanın. Araba? O da geldi Utku Bey, o da geldi. Bir daha bir vukuatın olursa bu anahtarı rüyanda bile göremezsin, haberin olsun. Anlaşıldı dedeciğim. Ben dersimi aldım, merak etme. Hadi ben gidiyorum. Nereye? Yollar hasretimden kurudu be dedeciğim. Daha fazla bekletmek olmaz. Zorla al diyor anahtarı bak. Yok yok, gittim ben. Gençlik. Araba yeni geldi Selin'cim. Yarım saate kadar sendeyim. Tamam Selin'cim. Lan! Pardon. Kapanmış. Önüne baksana sen. Acelem vardı, affedersin. Neyse, tamam. Bir dakika. Aslında karşılaştığımız iyi oldu. Konuşmak istiyordum ben de. O gün karakolda, yani ben çok sinirliydim. Tabii kabalığım için mazeret değil ama. Bence zaten mazerete ihtiyacın yok. Huy, doğa. Allah Allah. Söyleyene de bakın. Dinleme zahmetine bile katlanmadan basıp gidiyor. Ya ben ne yaparsam yapayım senin kadar kaba olabilir miyim acaba? Şimdi bu senin özür dilemiş halin mi? Almayayım ben. Sağ ol. Sana laf anlatmaya çalışan da kabahat. Salak. Gel. Beni muhasebeden size gönderdiler. Anket yaptım sizin için dün, hatırladınız mı? Hatırlamaz mıyım? Armağandı değil mi? Evet. Günlük kotayı doldurmuştum. Anlaştığımız yemeği almaya geldim ama önce sizinle görüşmem gerekiyormuş. Dün yaptığın şeyin bizi ne kadar zor duruma soktuğunun farkında değilsin gördüğüm kadarıyla. Ben mi sizi zor duruma sokmuşum? İnsanlar zaten anketörlere şüpheyle yaklaşıyorlar. Biz belli bir güveni şirket olarak sağlamışken sen olay çıkartıyorsun. Karakolluk oluyorsun. Bu da yetmiyor. Bir de üstüne para mı istiyorsun? Ha, siz benim paramın üstüne yatma derdindesiniz. Bak kızım, benimle edebinle konuş. Edep diyene bak sen. Yanında çalıştırdığın insanların canlarını, namuslarını tehlikeye atınca oluyor. Ama şirketin adı tehlikeye girince olmuyor, öyle mi? Ne yapsaydım ha? Adam bana saldırınca aman şirket sağ olsun mu deseydim. Benden özür dileyeceğine, geçmiş olsun diyeceğine şu dediklerine bak. Utanmaz rezil. Ver benim paramı. Sana para mara yok. Ben birini çağırmadan çık dışarı. Çık yoksa karışmam. Verme be. Verme. Sadakam olsun. Karakoldan eve geldim işte. Bizim ihtiyar da beni korkutacak. Yetkiliyle görüşebilir miyim? Ne oldu? Bakın şurada oturan beyefendi. Süpermiş. Ben hemen geliyorum tatlım. Tamam, bekliyorum. Ay! Dikkat etsene. Çok affedersin. Affedersiniz. Affedersin, benim hatam. Ay, ben tamam, bez alıp geleyim. İstemez, tamam. Tuvalet ne tarafta? Şu tarafta efendim, şu tarafta. Heh, ben de burada kim eksik diyordum. Bravo. Bravo. Merhaba, ben Armağan Gezici. Garson ilanınız için geldim. Az önceki sakarlığın üzerine mi? Sakarlık değildi o, kazaydı. Kız aniden kalkınca ben de çarpışmayalım diye kaçmak istedim. Bu defa da garsonla çarpıştık. Sakar değilimdir ben. Daha önce deneyimin var mı? Yok. Ama evde götür götürü ben yaparım hep. Deneyimden sayılırsa. Gerçekten. Kıvıramayacağım bir iş değil yani. Ortalığı falan da temizlerim. Cidden bir işe ihtiyacım var. Tamam. Sen bardaki arkadaşın numaranı bırak, biz seni ararız. Peki, iyi günler. İyi günler. Canım, sen beni 2 dakika arabada bekler misin?
Ne oldu? Arkadaşa bir hoşça kal deyip geleceğim. Tamam. Servisini bitirir bitirmez mutfağa bak, tamam mı? Hadi bakalım. Tamam efendim. Hadi. Evet. Hadi abi, kaçtık biz. Uğrarım yine. Her zaman beklerim. Yalnız da gel bir gün. Dişime göre bir satranç rakibi bulmak zor. İlla gel beni mat et diyorsun yani. belli olmaz artık kim şah kim mat. Gerçi bugün biz mat olacağımız kadar olduk ama... ...ya çok ayıp oldu arkadaşına. Tekrar özürlerimizi ilet. Ya o sakar kız geldi bir de benden iş istedi. Ben de onu diyecektim sana. O kızın hatası değildi. Selin onu görmeden hızla kalktı diye kaza oldu. Sen bence o kızı bir dene. Zehir gibi bir şeydir. İşine de yarar. Tanıyor musun sen? Bizim bir tanıdık. İhtiyacı da var. Ne diyorsun? Evet, sen al diyorsan ben daha ne diyeceğim arkadaşım? Eyvallah kardeş. Hadi görüşürüz. Görüşürüz.